Geçen hafta anlattığım meselelerde iki meseleyi bitirmedim, nakıs bıraktım. Sonra hatırıma geldi. Bunları tamamlayayım diye bu hafta düşünüyordum. Saat 3'teki sohbette de aklıma gelmedi. Şimdi de ancak birini hatırlayabiliyorum. İhtiyarlığıma bağışlayın. Birincisinde eskiden parantez içinde parantez açardım 3-5 defa. Sonra geriye doğru onları kapıya kapıya esas meseleye avdet ederdim. Demek ki şimdi yapamıyorum. Şeyh Şamil'i anlattım size. Esir düştüğü zaman çağır dedim. Niye başını sarığını çıkarmıyor, başını açmıyor? Çünkü batılılarda baş açmak saygıdır. Bizde baş açmak zillettir. Hatırlayın, geçen hafta bulunanlar, koca karılar beddua edeceği zaman başlarını açarlar. Zillet ifade eder Allah'ın karşısında. Acizliğini ilan etmiş olur. Acize merhametin teveccüh etmesi galiben muhtemel olduğundan Allah karşısında acizliğini böyle ifade eder ve bedduayı böyle yapar ki daha yerini bulması mümkün, muhtemel olsun diye. Fakat Müslümanlarda baş açmak saygısızlıktır. Müslümanlar gece yatarken bile başlarını örterler dedim. Şeyh Şamil yakalandı, esir oldu adamların ihaneti yüzünden. Onlar da kırılan halka acıdılar. Rusya Şeyh Şamil'in karşısına 400 bin kişilik bir ordu yığdı. Napolyon'a karşı bile bu kadar asker çıkarmamıştı. Büyük bir İslam mücahididir. Şeksiz şüphesiz minnettarlık duyulacak bir büyük şahsiyettir. Çar sordu. Dağıstan arslanı neden sarığını çıkarmıyor, bize saygı duymuyor mu? Şeyh Şamil dedi ki biz şeytanı gördüğümüz zaman başımızı açarız. Eğer istiyorsa sarımı çıkarayım. Çar dedi ki yok yok kalsın. Şu son kısmını unuttum. Oraya başka bir meseleye atladım, unuttum. Öteki unuttuğum meseleyi hatırlayamıyorum. Mazur görün, ihtiyarlığıma bağışlayın.